Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyonda 3. videoyla devam ediyoruz. Soru çözüyoruz aslında. Yani konuyu tabii ki anlatırken parçalara ayırıyorum. Her bir soru tipi aslında sizin için öğreneceğiniz bir yorum içeriyor arkadaşlar. O yüzden hani şu soruyu geçsem olur mu, bu soruyu geçsem olur mu diye düşünmeyin. Bu soruların benzerleri veya bu soru modellerini kullanarak yapabileceğiniz yorumlar sorularda karşınıza zaten gelecek. Şimdi ilk soruyla başlayalım yine. Anne baba ve 6 çocuktan oluşan bir aileden 3 kişi pazara gidecektir. Anne ve babadan yalnızca biri bulunmak koşuluyla pazara gidecek 3 kişi kaç farklı şekilde belirlenir? Şimdi anne ve babadan yalnızca biri bulunacak. O zaman ne diyorsan aslında anne ve babadan birini seç. Yanlarına kaç kişi seçmem lazım peki? 2. Çünkü arkadaşlar toplam 3 kişi gidecekmiş. O zaman 6 çocuktan da 2 çocuk seçeceğiz. 2 çarpı altının ikilisi 15 yapar. 30 olur arkadaşlar cevabımız. Bu arada formülü yine hatırlayalım. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel altının ikilisini buradan getirdim. Gül ve Can isimli arkadaşlar kardeşlerin de olduğu 8 kişilik bir topluluktan 4 kişi seçilecektir. Gül ile Can seçilsinler ya da seçilmesinler birlikte olmaları gerektiğine göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? O zaman arkadaşlar birinci durum Bunların ikisini de takıma seçebiliriz. Yani Gül ve Can birlikte olur. Geriye kalan kaç kişi var? 6 kişi var değil mi? 6 kişiden 2 kişiyi bunların yanına seçerim. İkinci durum arkadaşlar. Gül ve Can'ı seçmem. Geriye kaç kişi kalır? 6 kişi ama zaten onları seçmediğimden gruba toplam 4 kişi seçeceğim. Kalan 4 kişi 6 kişi arasından. Dolayısıyla altın ikilisi 15. Bu arada altının dörtlüsü altının ikilisine eşittir o da 15 arkadaşlar toplamları 30 olur. Israrla hani hocam ya o işlemleri neden yapmıyorsunuz diyenler için bir seferlik gösteriyorum daha da göstermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar şu kısım gerçekten sizde olmalı. 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel eksi bölü pardon 6 eksi 2'den 4 faktöriyel. 6 faktöriyeli nasıl açıyoruz? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Aşağıda ne var? 4 faktöriyel. Bunlar gitti bakın böylece 30 bölü 2'den 15 oldu bu yüzden. Ama yapa yapa insan alışıyor merak etmeyin. Taner ile Caner kardeştir. Bu iki kardeş ve beş arkadaş arasından dört kişilik bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Grupta Taner ve Caner'den sadece biri olacağına göre grup kaç farklı şekilde oluşturulur. O zaman arkadaşlar dört kişi oluşturacağız. Bu iki kardeş ve beş arkadaş yani toplam yedi insan var. Şimdi bu iki kardeşten sadece biri olacak. O zaman ikisinden birini seçiyorum. Diyelim işte Caner'i seçtik. Önemli değil. İki kişiden biri birini seçtim zaten. Geriye kalan üç kişiyi nereden seçeceğim? Bu beş arkadaştan. Buradan da beşin üçlüsü 10 çarpı 2'den 20 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya bir soru ekleyeyim. Şunu da söyleyelim. B şıkkı Taner veya Caner'den Taner veya Caner'in olduğu grup kaç farklı şekilde seçilir? Gelelim buna. Veya dediği zaman arkadaşlar şuydu. Sadece Taner olabilir. Sadece Caner olabilir. Veya ikisi de olabilir. Bu yüzden bu ne demektir biliyor musunuz? Grupta en az biri olacak. En az biri olacaksa tümünden, tüm gruplardan, tüm oluşturulabilecek gruplardan bunların hiç olmadığını çıkarırsan muhakkak biri denk gelir. Yani şöyle düşünün. Burada böyle bir topluluk var şunlar var. Şu yıldızlar istemediğimiz. Yıldızları çıkarınca zaten geriye istenenler kalır. Aynı onun gibi düşünün. Dolayısıyla yıldız bir nevi bunların hiç olmadığı durumlar arkadaşlar. Onları çıkarınca geriye bunların olduğu durum kalır. O zaman 7 kişi toplam 4 kişilik grup seçeceğim. 7'nin 4'lüsü. Eksi bunların hiç olmadığı ne demek? Direkt 5 arkadaştan 4'lü grup seç demek. 7'nin 4'lüsü eksi 5'in 4'lüsü. 7'nin dörtlüsü 7 faktöriyel bölü 7 eksi 4'ten 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 5'in dörtlüsü 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Buradan 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 7 6 5 olur. 6 3 faktöriyelle sadeleşir 35. Bu da 5 olur 35 eksi 5'ten bunun cevabı da 35 30'muş pardon. Böylece arkadaşlar veya durumunu da yapmış oldum. Buna da bir yıldız koyalım. Veya eşittir en az biri. Böylece tüm eksi hiç diyebilirsiniz. Gelelim evli çift sorularına. 6 evli çift içinden 3 kişi seçilecektir. Seçilecek grupta bir evli çift olmak koşuluyla bu seçim kaç farklı biçimde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar dikkat. 3 kişi seçeceğiz. O zaman arkadaşlar burada 6 evli çiftten bir tane seçerim. Tamam mı? Altı evli çiftten bir tane seçince aslında iki kişi seçmiş olurum. Yanlarına kaç kişi seçeceğim? Evli çift bir, iki manasında aslında olsun. Bunların yanına bir de başka bir insan seçeceğim. Altı evli çiftten kaç tane insan olur? 12 insan. Kaçını seçtim ben? İkisini. Kaç kişi kaldı geriye? 10 kişi. O zaman onun birlese diyeceğiz. Bu şekilde evli çift sorularında arkadaşlar aman dikkat edelim. Bu evli çiftleri birbirine bağlı düşünüyorum. O yüzden bunları bir kişi gibi saydım. 6 tane böyle paket var. Bu paketlerden bir tane seçtim. Yanına sonra kalan 10 kişiden birini seçtim. 6'nın birlisi, 6 10'un birlisi 10. Cevap 60 olur arkadaşlar. Gelin şimdi buraya. Bir tane daha evli çift. Bu sefer 5 evli çift arasından içinde evli çift bulunmayan 3 kişilik bir ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir? Bakın şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Tüm durumlar nedir? Onun üçlüsü. Yani 10 insan var 10 insandan 3'ünü bodoslama seçerim. Eksi istenmeyen. İstenmeyen nedir? Evli çifte olmayacak. O zaman evli çiftlerden bir tane seçerim. Demin yaptığım gibi 5 tane paket bir arada. Bunlardan bir seçiyorum. Yanlarına zaten mecburen kalan bir kişi. Peki 5 evli çift arasından bir evli çift seçersek kaç insan kalır? 8 insan kalır. 8'in birlesi. Buna da dikkat edelim. 10 kişiler o 2 kişiyi çektim yanlarından 8 kişi kaldı. Dolayısıyla 10'un üçlüsü 10 faktöriyel bölü 10 3'ten 3 üç faktöriyel 7 faktöriyel. Burası zaten 5'in birlisi 5 çarpı 1 şey 5 çarpı 8'den 40 oldu. 10 7 faktöriyel ne olur? 19 8. Sonra 6 faktöriyel sadeleştir 12. 12. 120 eksi 40'tan 80 geldi arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bence kolay yol. Devam edelim şimdi. Aralarında iki evli çiftin bulunduğu 8 kişilik bir gruptan 2 kişi seçilecektir. Seçilen kişilerin evli çift olmadığı kaç farklı durum oluşur? O zaman ne söyleriz arkadaşlar? 8 kişiden normal 2 kişi seçerim tüm durum eksi evli çift olan durumlar. Onlarda ne iki evli çift bulunduğu için bu 2'nin birlisi. Gördünüz mü? Toplam 8 insan var. 4 kişi evli. Yani 2 tane evli çift var. Tüm durumlardan istenmeyen durumları seçtim. Böylece iki 2 kişi seçme durumu aslında 2'nin birlisi dediğimiz ne? 2 tane evli çift olduğu için onlar 4 kişi. Şöyle düşünün. E1, E2 e 3 E 4 olarak düşünün. Bunlar bir paket, bunlar bir paket. Bu yüzden bunlardan bir paket seçtiğinizde otomatik olarak iki insan seçmiş oluyorsunuz. 8'in ikilisi 28, 2'nin birlisi 2. 26 tane durum oluştu arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hediyeleşme durumuna gelelim. Hediyeleşme şu arkadaşlar veya tokalaşma. N tane insan birbiriyle tokalaştığında N'nin ikilisi kadar tokalaşma gerçekleşir. N tane insan birbiriyle hediyeleştiğinde N'nin ikilisi kadar hediyeleşme gerçekleşir. Burada bunu söylemiş olayım. Yalnız neye dikkat etmemiz lazım? Tokalaştığınız zaman N'nin ikilisi kadar tokalaşma gerçekleşir. Hediyeleşme de aynı. Kaç tane hediye verilir denirse ama Hediye şu arkadaşlar. N'nin ikilisi çarpı 2. Iki. Neden? Şimdi A kişisi B kişiye bir hediye veriyor. B kişisi de A kişisine... Bir hediye verdiği için orada aslında hani bir nevi tokalaşırken birbirlerine hediye veriyorlar. İki tane durumu olduğunda söylememiz lazım. Tokalaşmadan farkı budur. Hediye sayısı sorulursa ama. Hediyeleşme derse yine N'nin ikilisi. Şimdi ne demiş mesela bize? Bir grubu oluşturan tüm öğrencilerden her biri diğer arkadaşlarına hediye alıyor. Toplam hediye sayısı. O zaman bak N'nin ikilisi çarpı 2 380'miş. N'nin ikilisi ne demektir? n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bir de burada 2 var. Bu ikiler gitti. n faktöriyel nasıl açılır? Birer azalt. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel. Aşağısı n eksi 2 faktöriyel. Bak bunlar gitti. Bu şekilde hani biz normalde şöyle açmıyor muyduk? Mesela 7 faktöriyeli 5'e bölerken şunu demiyor musun? 7, 6, 5. 2 eksiğine kadar gittim bunlar gitti. Bunun gibi aynı n, n eksi 1, n eksi 2 gitti ve 380'e eşit oldu. Ardışık iki sayının çarpımı ne zaman 380'dir? 20 çarpı 19. Tabi sayılarla aranızın iyi olması lazım. Yoksa durduk yere ikinci derece denklem çözmeniz gerekir ki 10. sınıflar daha onu görmedi. Böylece sayı tahminiyle 20 çarpı 19 yani n 20 dedik. N dediğimde arkadaşlar öğrenci sayısı sorunun cevabı 20 oldu. Hemen bir örnek daha gösteriyorum bakın. Bir basketbol liginde ta takımların tamamı birbirleriyle birer maç yapıyor. Toplam 45 maç yapıldığına göre bu ligde kaç takım vardır? Aynı tokalaşma gibi düşünün arkadaşlar. Birer maç yaptıklarına göre bunlar birer kere tokalaşıyor. Hakikaten maçta seromeni, seromoni gibi düşünün. Haliyle burada o zaman ne olacak? N'nin ikilisi eşit olacak. 45'e N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir 45 n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel 2'ye al buraya 45 çarpı 2'den 90 de ya da şu mantık her iki tarafın payını 2 ile çarp böylece bunlar gitsin yine 45 çarpı 2'den 90 olur. n faktöriyeli nasıl açacağız? n n eksi 1 n eksi 2 faktöriyel aşağısı n eksi 2 faktöriyel gitti. n çarpı n eksi 1 90 ise buradan da n arkadaşlar 10 olmuş oldu. Çünkü 10 çarpı 9 90'dır. Olay bu. Bu şekilde arkadaşlar bunu da böyle halletmiş olduk. Şimdi bu kısmı abartmayacağım. Tokalaşma, hediyeleşme ve işte insanları birbiriyle seçme, evli çift sorularından böyle bahsetmiş olayım arkadaşlar. Ben şimdi size çok önemli bir yerden bahsedeceğim. Diğer videoda o da insanları işte 3 kişiyi Ankara'ya, 5 kişiyi Malatya'ya gönderme tarzında ya da bir takımı gruplama tarzında sorular var. Onlardan bahsedeceğim. E, dikkatlice orayı da dinlemeye çalışın arkadaşlar. Orası bitince de sonra artık nereye geçiyoruz kombinasyonda şekilli sorular. Yani bir herhalde 3. videodayız yavaş yavaş 4-5 diye gideceğiz gibi görünüyor. İnşallah 5'te biter. Çok da fazla uzun sürmesin ki siz sonra normal kitaplarınızdan soru çözün. Görüşürüz dördüncü videoda.